Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun 31 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre 2003 yılında 31 kadın, 120 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Federasyon bu yıl dünya çapında öldürülen gazetecilerin ve medya çalışanlarının %68'inin Gazze'de öldürüldüğünü kaydetti. Gazze'deki savaş sonucunda 75 Filistinli, 4 İsrailli, 3 Lübnanlı gazeteci öldürüldü. Suriye'de ise 3 gazeteci cinayeti işlendi. KDP asayişi tarafından 25 Ekim'de alıkonulan Rojnews editörü Süleyman Ahmet'ten ise 72 gündür haber alınamıyor bugün itibariyle. Ülkemizde ise basın ve ifade özgürlüğünün sağlanacağını umduğumuz 2003 yılını ne yazık ki tam tersi bir tabloyla kapattık. Türkiye her yıl olduğu gibi 2003 yılında da gazetecilere yönelik şiddet ve baskı tutumundan vazgeçmedi. Deprem gibi büyük bir krizin yaşandığı zamanlarda bile depremi sahada takip eden meslektaşlarımız defalarca kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Onlarca gazeteciye deprem merkezli yaptıkları haberlerden ötürü soruşturmalar açıldı. Kriz anlarında toplumun ihtiyacı olan doğru ve faydacı gazetecilik iktidar eliyle engellenerek insanların haber alma hakkı da bu şekilde yok sayıldı. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl yaşanan Şubat depremlerinde alınmayan önlemlerden ötürü hayatını kaybeden 25 basın emekçisi arkadaşımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Yıl içerisinde aylık olarak 5 ayrı başlık altında topladığımız ihlallerin her birine baktığımızda onlarca gazeteci soruşturmalara, gözaltılara, haksız hukuksuz tutuklamalara maruz kaldı. 8 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında gözaltından alınan ve tutuklanan 16 Kürt gazeteci 13 ay boyunca cezaevinde tutuldu. 25 Ekim 2022 tarihli Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve ilk duruşmada serbest bırakılan 9 Kürt gazeteci de benzer bir şekilde zulme tabi tutuldular. Aynı şekilde 25 Nisan ve 29 Nisan 2023 tarihinde iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler aylarca hapiste tutuldular. Bu gazeteciler içerisinde yer alan eş başkanımız Dicle Müftüoğlu halen hukuksuz bir şekilde hapiste tutulmaktadır. Gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar adeta size iş yaptırmayacağız denilen cinstendi. Şöyle ki bir yıl içerisinde 280 gazeteci en az 821 kez hakim karşısına çıktı ki bu çok büyük bir rakam. Başta özgür basın emekçileri olmak üzere onurlu gazeteciler bu saldırılar karşısında kalemi, fotoğraf makinesi ve kamerasını hakikatten yana tutarak gerçeğin karartılamayacağını ortaya koydular. Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde 2024 yılının başta derneğimizin eş başkanı Dicle Müftü olmak üzere tüm gazetecilerin özgür olduğu, güvenli bir ortamda mesleğini icra ettiği bir yıl olması dileğiyle.